Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul akdeten bil lisani yefkahu kavli. Amin. Ya Rabbi. Değerli arkadaşlar, bu haftaki dersimize Fetih suresiyle başlayacağız. Fetih suresi adı üzerinde fethi müjdeleyen bir sure. Fethi müjdeleyen ayetlerin olduğu bir sure. Medine-i Münevvere devrinde nazil olmuş bir suredir. Mekkelilerle yapılan Hudeybiye anlaşması var. Hicretin 6. yılında yapılan bir anlaşmadır bu. O anlaşmanın öncesinde ve o anlaşmanın sonrasındaki olayları da bize aktaracak olan bir suredir. Baştan itibaren sayarsak 48. sure Fetih suresi. İniş sırasına göre öğrenmek istersek 109. sure. Artık sonlara doğru yaklaşılan bir dönemde inmiş olan surelerden birisidir. Fetih adını da birinci ayetteki inna fetahna leke fethan mubina ayetindeki fetih kelimelerinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Habibim, biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Fethe seni götürecek bir anlaşmayı sana imzalatarak adım 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 bundan sonra fethin yolunu sana açmış olduk. Peki o zaman fethin yolunu açtığı Hudeybiye anlaşmasından biraz bahsedelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir rüya görüyor. Sabah kalktığında rüyasının gerçekleşmesini umut ederek ashabına diyor ki hazırlanın, birlikte Mekke'ye gidiyoruz. Niçin gidiyoruz Mekke'ye? Ömre yapmaya gidiyoruz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Safa Merve arasında sa'y yapacağız. Tıraş olacağız, ihramdan çıkacağız ve kurbanlık olarak götürdüğümüz hayvanları kurban edip keseceğiz. Tabi Müslümanlarda bir sevinç, sahabilerde bir sevinç. O sahabilerin içerisinde 6 senedir, 7 senedir doğup büyüdükleri memleketlerini görmemiş insanlar var. Artık memleket gözlerinde tutuyor, Kabe-i Manzama gözlerinde tutuyor. Çoluk çocuklarını geride bırakmışlar, onlar gözlerinde tutuyor. 1400 tane sahabi Efendimizin peşine düşüyor. Zulhuleyfe denilen Medine'nin 10 kilometre dışında bulunan yerde Efendimiz ihrama giriyor. Yanındaki eshabı da ihrama giriyor. İhram yasaklarını başlatıyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk sadalarıyla birlikte yola düşüyorlar. Mekke-i Mükerreme'nin 20 kilometre ya da 15-17 kilometre mesafe dışındaki Hudeybiye'ye kadar geliyorlar. Hudeybiye'de konuşlanıyorlar, orada çadırlarını kuruyorlar, orada istirahata başlıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam orada istirahat vermesinin bir sebebi de acaba Mekkelilerin durumunu nasıl karşılayacak bizi Mekkeliler? Onu da bir nabız yoklamak için böyle bir orada konaklama oluyor. Konaklama sırasında Efendimiz önce Hazreti Osman'ı gönderiyor Mekke'ye. Git bizim niçin buraya geldiğimizi Mekkelilere anlat diyor. Yani biz sadece ve sadece buraya için geldik. Görevimizi yapacağız, döneceğiz. Bak silahımız da yok, hiçbir şeyimiz de yok. Üzerimizde ihramlarımız var. Yanımızda kurbanlık hayvanlar, develer getirdik. Kurban edeceğiz. Bizim kötü bir niyetimiz, savaş niyetimiz yok. Bunu onlara aktarıyor. Hazreti Osman Efendimiz gidiyor. Hazreti Osman Efendimiz'e diyorlar ki valla ömre için bile gelmiş olsanız sizi Mekke'ye sokmayız. Giremezsiniz Mekke'ye diyorlar. Ama sen bizim adamımızsın. İstiyorsan gel sen tavafını yap, ömreni yap, ihramdan çık. Hazreti Osman çok önemli bir şey söylüyor orada. Diyor ki hayır vallahi Resulullah ömre yapmadan, o tavaf yapmadan ben kesinlikle tavaf yapmam. Bu sefer Mekkeliler onu göz altında, göz hapsinde tutuyorlar. Bu
haber Hudeybiye'ye değişerek yansıyor. Yani sadece Hazreti Osman'ı göz hapsinde tutan Mekke müşriklerinin bu davranışları Hudeybiye'ye Osman'ı öldürdüler şeklinde yansıyor. Osman'ı öldürdüler. Efendimiz de celalleniyor, bir ağacın altında oturuyor ve diyor ki çağırın bütün eshabım gelsin, bana söz versin, biat alacağım onlardan diyor. İşte o ağacın altında biat alınıyor. Rıdvan biatı denilecek buna daha sonra. Allah'ın hoşuna giden bir biatlaşma. Teker teker bütün Müslümanlar geliyorlar, biat ediyorlar. Sadece Hazreti Osman yok. Efendimiz elini kaldırıyor. Ey Müslümanlar görün diyor. Bu Hazreti Osman'ın eli, bu da benim elim diyor. İşte Hazreti Osman'ın biatını da ben kendim alıyorum diyor. Ve kendi kendine Hazreti Osman'la da biat alıyor. Orada bir işaret var. Yani Osman ölmedi işareti de var. Ondan sonra bekleme devam ediyor. Heyetler geliyorlar, gidiyorlar. En sonunda bir heyet, Mekke müşriklerinin gönderdiği bir heyet gelip Efendimizle bir anlaşmaya veriyorlar. Birkaç maddelik bir anlaşmadır bu. Ama anlaşma maddelerini vakit bulup okursanız, bakarsanız Hudeybiye anlaşmasındaki maddeler nelerdi? O zaman sizin de kanınıza dokunacak, siz bile rahatsız olacaksınız. Bu kadar ağır şartlara Efendimiz nasıl imza atmış diyeceksiniz. Efendimiz'e de soruyor zaten Hazreti Ömer, nasıl bu kadar ağır şartlara imza attın diye. Allah Resulü cevap veriyor. Ben Allah'ın peygamberiyim, onun emrettiği şekilde hareket ederim. Onun emrinin dışına çıkmam diyor. Burada Allah-u Azimüşşan çok ince ve Müslümanların kurtuluşuna sebep olacak taktikleri var. O taktikleri ayetler okundukça göreceğiz inşallah. Allah-u Azimüşşan birçok hikmet sebebiyle anlaşmayı yaptırıyor orada. Ve o anlaşma maddelerinden birisi Müslümanlar Hudeybiye'ye kadar gelmiş olmalarına rağmen Kabe'ye giremeyecekler, Kabe'yi tavaf edemeyecekler, bu sene geri dönecekler. Bir daha yeniden 400-450 kilometre mesafe geri dönecekler. Bir dahaki sene, 3 günlüğüne gelip ömrelerini yapabilirler diye bir anlaşma maddesi de var. Orada elleri boş geri dönüyorlar. Ama o geri dönüş onlar için Hayber fethine müjde, o geri dönüş onlar için Mekke'nin fethine müjde, daha birçok fetihlere de müjde olarak yansıyor. İşte Allah-u Azimüşşan o Hudeybiye anlaşmasının sıkıntıları Müslümanların üzerindeyken bir ayet indiriyor. Sana apaçık bir fethin yolunu açtım. Yani Müslümanlar o anda sormadan edemiyorlar. Nasıl bir fetihtir? Bu tamamen haşa bir hezimet gibi görünüyor. Yani Müslümanları baskı altına almış bir sürü maddeler var. Bakın neler oluyor. لِيَنْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Böylece Allah'ın Zeymüşşan, ey Habibim senin geçmiş ve bundan sonra gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır. Bütün günahlarını bağışlamıştır. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. Allah-u Azimuşşan senin üzerindeki nimetini de tamamlayacaktır. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ve seni en doğru yola iletecektir. Efendimiz ve bütün peygamberlerin bir özelliği günah işlemezdir. Allah-u Azimuşşan tarafından korunmuşlardır. İsmet sıfatı var. Onların yapmış olduğu hatalara İslam hukukunda zelle deniliyor. Ufak ayak kaymaları zelle. Yoksa günah değildir. Haşa isyan hiç değildir. Allah Resulü'nün gelmiş geçmiş bütün zellelerinin affedildiğini söyleyen ayet. Ama Efendimiz'i görüyoruz, bakıyoruz ki akşam gece biraz istirahat ettikten sonra kalkıyor. Uzun uzun ibadetlerle, namazlarla ayakları şişene kadar ibadet ediyor. Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulallah
gelmiş geçmiş bütün günahların bağışlanmış olduğu halde niçin bu kadar kendini yoruyorsun? Efendimizin cevabı kulaklara küpe olsun. Diyor ki ya Ayşe, bu kadar nimete şükreden bir kul olmayayım. Peygamberlik nimeti var, gelmiş geçmiş günahların bağışlanması nimeti var, Allah'ın Habibim dediği nimeti var. Bu nimetlere şükretmeyeyim mi diyor. Biz şimdi Allah bize iman nimeti vermiş, bize caminin yolunu göstermiş, bize Kur'an'ını sevdirmiş. Bu kadar nimete şükretmeyelim mi? Ve yansurakallahu nasran azize ve Allah azimüşşan şanlı şerefli bir zaferle sana yardım edecektir. Huvellezî bu Allah azimüşşan öyle bir Allah'tır ki enzele sekînete fî kulûbil mu'minîn. Böyle huzur, rahatlamayı kulların kalplerine indiren Allah'tır. En sıkıntılı anımızda bile bir ara öyle bir huzur, bir rahatlık duyarsınız ya, o sekinedir işte. Aynı Hudeybiye anlaşmasının ardından Müslümanların içi içini yerken birden rahatlık ve ferahlığın onların üzerine inmesi Allah'ın bir nimetidir. لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ. Niçin Allah böyle bir sekine indirmiştir? Çünkü onların imanlarına iman katmak istiyor Allah. İmanlarını tamamen güçlendirmek, parlatmak istiyor. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ın hizmetindedir. Göklerin orduları Allah'ın hizmetindedir. Gökte ne ordular var? Neler var neler? Yani yağmur, dolu, kar, bulut, gökten ebabiller, bunların hepsi, gökten zaman zaman taşların yağması, bunların hepsi Allah'ın ordularıdır. Yerin orduları da Allah'ın elindedir. Bir karınca, Allah'ın azim, karınca toplumu Allah'ın ordusudur. Kurbağa Allah'ın ordusudur. Efendim timsahlar Allah'ın ordusu. İstediği kişiyi onlarla cezalandırır. Allah-u Azimüşşan Müslümanları yardımsız bırakmamıştır demek istiyor bu ayette. Bütün ordular Allah'ındır ama burada başka dersler var alınması gereken. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah-u Azimüşşan her şeyi bilir ve her şeyi hikmetle yapar. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah-u Azimüşşan böylece mümin erkekleri ve mümin kadınları sokmak istiyor. Nereye? جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Altlarından ırmaklar akan cennetlere buyur etmek istiyor. Orada misafir etmek istiyor mümin kullarını. Hem de orada ebedi olarak misafir etmek istiyor. Ve yukeffir anhum seyyiatihim. Bununla birlikte bir de onların günahlarını da tertemiz edip onları temizlemek istiyor, affetmek istiyor. Bunlar bu sıkıntıların altında bu sebepler yatıyor. Ve kana Allah ve kana zalika indallahi fawzan azima. İşte bu söylediğimiz cennet ve günahların affı Allah katında çok büyük bir bahtiyarlıktır. Yani bahtiyarlık, huzur isteyen bunlara talip olsun diye bir hedef var. Ve yu'azzibu al-munafiqina wal-munafiqat. Aynı zamanda Allah Hudeybiye anlaşması ve fetihlerle birlikte münafık erkekler ve münafık kadınlara da azap etmek istiyor. Onlara da azap edecek. Onlar da kafalarına dizlerine vuracaklar. Ziyan ve zarar içinde yaşayacaklar. Vel müşrikine vel müşrikat. Müşrik, şirk koşan erkek ve şirk koşan kadınlara da azap etmek istiyor. Bu münafık ve müşriklerin ortak bir özelliği vardır. Bunlar ezzannine billahi zannessev. Allah hakkında kötü düşüncelere kapılan insanlar. Allah hakkında kötü düşüncelere kapılan insan.
Bunlar Allah-u Azimuşşan'ın varlığından, bildiğinden, gücünden, kuvvetinden şüphe duyan insanlardır. Onun için cezayı hak ediyorlar bunlar. Aleyhim dairatus sev. Allah burada diyor ki, kötülük onların başına gelsin asıl. Allah hakkında kötü zan besleyenlerin başına gelsin kötülük. Ve gelmiştir de. Ve gadaballahu aleyhim ve la'anahum ve a'adde lehum cehennem. Allah-u Azimuşşan onlara gazap etmiştir. Ve onlara lanet etmiştir. Aynı zamanda onlara cehennemi hazırlamıştır. Cehennem onlar için hazırlanmıştır. Efendimizin hadisi şerifinde buyruluyor. Cehennem tutuşturuldu diyor. Ehl-i sünnetin itikadı. El-an şu anda cennette cehennemde mevcut. Ve sa'et masira. O cehennem gidilecek ne kötü ya. Ve lillahi cunudu semavati vel ard. Bakın aynı sayfada ikinci defa Allah vurgu yapıyor. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın emrindedir. Ve kâne Allahu azîzen hakîmâ. O Allahu azîmüşşan hem azizdir. Yani hiçbir şey ona üstün gelemez. Hiçbir güç kuvvet ona üstün gelemez. Her gücün ve kuvvetin üstündedir. Buna Amerika'da dahil, İsrail'de dahildir. Aynı zamanda Allah-u Azimuşşan hakimdir. Her işi de hikmetle yapar. Var sonunu seyreyle diyor ya Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Var sonunu seyreyle. Sonuna bak bakalım. Mevla görelim neyler, neylerse güzel. Biz tez canlı olduğumuz için bir sıkıntı gördüğümüz zaman, birisi ayağımıza bastığı zaman başlıyoruz bağırmaya. Bir hikmeti vardır deyip hikmetle hareket etmek Müslümandan beklenendir. İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Aynı formatta bu ayet yine geçmişti hatırlayın Ahzab suresinde. Burada tekrar geçiyor. Habibim biz seni bir şahit olarak gönderdik. Şahit deyince artık anlıyorsunuz Efendimizin şahitliğinin ne olduğunu. Mübeşşir olarak yani müjdeleyici olarak gönderdik ve korkutucu olarak, uyarıcı olarak gönderdik. Bütün bu görevler senin görevlerindir. Niçin gönderdik? لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Hem Allah'a hem de Resulüne iman edesiniz diye ey müminler. Allah'a ve Resulüne iman. Burada bunun gibi birçok ayeti kerime var. Allah ve Resulüne imanı beraberce zikrediyor. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinin ikisine birlikte iman etmek insanı Müslüman yapar. Efendim ben Allah'a inanıyorum deyip de Efendimizin peygamberliğini kabul etmeyen kişi mümin ve Müslüman dairesine girmez. Ve tu'azziruhu ve tuvakkiruhu. Aynı zamanda o Allah'a da Resulüne de destek olasınız diye ona saygı gösterirseniz diye Allah-u Azimuşşan böyle yapmıştır. Ve tüsebbihuhu bukraten babasıyla. Gece gündüz Allah'ı tesbih edesiniz, zikredesiniz diye Allah-u Azimuşşan böyle yapmıştır. Peygamberini şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermiştir. Şimdi ayet-i kerimeler başlıyor. Hudeybiye mekanına gidiyoruz, Hudeybiye alanına gidiyoruz. Orada bir kenarda oturup olayları seyrediyoruz şimdi. Orada olanları seyrediyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهُ O gün sana biat edenler var ya Hudeybiye'de. O ağacın altında biat etmişlerdi hani anlattım. O biat edenler aslında Allah'a biat etmiş oluyorlar. Biat etmek, söz vermek demek. Kanım, canım, ruhum senin yoluna fedadır demek. Biat bu. Allah Resulüne söz verenler aslında Allah'a söz vermiş oluyorlar. Çünkü ve hatta yedullahi fevka eydihim. O gün
Allah'ın eli onların eli üzerindeydi. Allah'ın gücü ve kuvveti onların peşinde destekçiydi yani. Onlar ne yapsaydılar Allah muazzam şan onları destekleyecekti. İşte bir an önce böyle. Allah'ı arkana alınca Celle Celaluhu artık senin sırtını kimse yere getiremez. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهِ. Şimdi kalkıp da birileri o gün verdikleri sözü, ahdi bozarlarsa eğer, bunu kendi zararına bozmuş olurlar. Kendileri zarar ederler burada. Allah'a inanmış, peygamberine de tabi olmuş bir kul günün birinde ben bu işten vazgeçtim, bu dinden vazgeçtim dedi mi kendine zarar etmiş olur. Dini, mübini, İslam'a bir zarar gelir mi? Gelmez. Güç mü kaybeder İslam? Bütün insanlık inkar etse yine Allah'ın dini tek ve hak olan dindir. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُبْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Ama kim Allah'a verdiği sözü tutarsa Allah'a azimuşşan çok büyük mükafat verecektir bu işe. Çok büyük mükafatı var bu işe. Söz tutmanın mükafatı büyük. Şimdi Hudeybiye anlaşması için yola çıkanlar, Hudeybiye anlaşması için çıkmadılar yola. Niçin çıktılar? Allah Resulü bir rüya görmüştü. Mekke'ye gidip ömre vazifesini yapmak için çıktılar. Efendimiz hazırlanın gidiyoruz deyince 1400 kişi Efendimizin peşine takıldı. Peki o kadar mı Müslüman var? Hayır. Özellikle civar kabilelerde Müslüman olanlar da vardı. Onlar niçin gelmediler biliyor musunuz? Onların hesabı şu. Eyvah! Bu Muhammed gidiyor aleyhisselam. Sahabisini de götürüyor. Daha bunlar geri dönmezler. Orada müşrikler bunları haklarlar. Ölürler giderler. Onlara karşı güçleri, kuvvetleri de yok. Bunlar gidiyorlar ama ölüme gidiyorlar bunlar diye peşlerine takılıp gitmediler. Yani biz de ölüme gitmeyelim diye. Şimdi onlarla alakalı ayetler var. Muhallefun bunlar. Yani Efendimizin kervanına katılmayıp geride evinde oturanlar. Seyekûlü lekel muhallefûne minel e'râ. Bedevilerden o Hudeybiye yolunda sana eşlik etmeyip geride kalanlar sana gelip şöyle diyecekler. Diyecekler ki şagaletna emvaluna ve ehluna festağfir lana. Ya Resulallah biz de seninle birlikte gelecektik ama bizim malımız, bizim çocuklarımız, ailemiz bizi alıkoydu. Yani çocuklar küçük, okulda okuyorlar. İşte hanım yanından ayrılamam, hanımın tek kalmaktan korkuyor. Gibi hani bugünün şeyleri de var ya, mazeretleri. Onun gibi mazeretler buluyorlar. Efendim dükkanda kimse yok, şimdi bırakıp nasıl namaza gideceğim, nasıl derse gideceğim falan gibi böyle mazeretler. Buna benzer mazeretler söyleyecekler sana dönünce. Bakacaklar ki döndüm geldim. Gelip sana böyle mazeretler söyleyip arkasından da diyecekler ki ya Resulallah Allah'a dua et de Rabbim bizi affetsin. Bizim için Allah'tan mağfiret dile diyecekler. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Allah bir tespit yapıyor. Diyor ki onlar söylediklerini sadece diliyle söylüyorlar. Kalplerindekini söylemiyorlar. Kalplerinden gelerek söylemiyorlar. Kalpleri başka şeyler söylüyor. Kalpleri başka şeyler söylüyor. Münafık bunlar. Dilleriyle sadece sana şirin gözükmek için gelip bu mazereti söylüyorlar. Kul, onlara şu soruyu sor Habibim. De ki, فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. Peki, Allah sizin başınıza bir bela, musibet sarmak istese veya size iyi bir yol, iyi bir kapı açmak istese buna kim engel olacak? Yani şimdi siz evinizde, barkınızda kaldınız. Niçin? Gidip kendimizi orada öldürtmeyelim diye, değil mi? Peki Allah azimuşşan, evinizdeyken size bir hastalık, bir düşman,
bir depremle çatınızın başına geçmesini murad etse, kim kurtaracak sizi? Kim engel olacak Allah'ın bu derdini, bu verdiği sıkıntı? Demek ki yani sen geride kalmakla kendi kendini kandırıyorsun. Ölümden kurtulmak değil de sadece Efendimiz'e olan desteğini çekiyorsun yani. بَلْكَانَ اللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Doğrusu şu ki Allah'ın vazgeçmişten sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı kandıramazsınız. Bel galentum. İşin doğrusunu söyleyeyim mi size diyor şimdi ayet. Allah diyor ki siz böyle geldiniz mazeret falan söylüyorsunuz. İşin doğrusu şu. Siz aklınızdan şöyle geçirdiniz. Dediniz ki اَلَّنْ يَنْكَلِبَ الْرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَى اَهْلِهِمْ اَبَدًا. Artık ne peygamber ne de peygamberin yanında bu yolculuğa çıkanlar geri dönmezler. Bitti artık. Onlar orada ölürler, öldürülürler yani. Geri dönmezler diye düşündünüz. Onun için peygamberle birlikte yola çıkmadınız. İşin doğrusu bu. Allah açığa veriyor kalplerinden geçenleri. Sahabide bir tavır vardı arkadaşlar. Bu tavırı çoğu zaman görürüz. Hadis-i şeriflerde falan daha dikkatli önümüze çıkar. Sahabinin tavrı şu. Sağlam sahabi, yani münafık değil manasında söylüyorum. Münafık zaten sahabi değil de. Yani sahabi gerçekten peygambere inanmış olan kişi bir yanlış, bir hata yapmaktan, Resulullah'a gelip bir yalan atmaktan çok çekinirdi. Çekinme sebebi de şimdi ben Efendimiz'e bir şey söylerim, bir yalan söylerim. Daha ben dönüp gitmeden Allah yalanımı Peygamberimize bildirir, yalanım ortaya çıkar diye çok dikkatli davranırlardı. Mesela Tevbe Suresi'ndeki ayetlerini okuduğumuz, hani şu Tebuk seferine katılamayan, yani kaçırmış, tembelliğinden katılamamış olanlardan Kâb bin Malik anlatıyordu ya, gideceğim ben de diyordu, diğerleri gibi bir yalan uyduracağım. Öyle bir yalan uydururum ki hakikaten yani orada kandırırım Efendimiz. Ama korkuyorum ki bir ayet iner, yalanım ortaya çıkar. Yani sahabide genel tavır buydu. Bizde de bu tavır olması lazım. Bugün hani hiç kimse vahiy almadığı için sizin yüzünüze sen yalan söylüyorsun, Allah bana bildirdi diyemez ama illa bunu söylemesine lüzum var mı? Allah biliyor işte kalpleri. Kimden neyi saklıyorsun? Bu tavır bizde de olması lazım aslında. Ve zühine lâleke fî kulûbikûn. Bu durum gönlünüze hoş geldi böyle. Yani Müslümanlar gitsinler, biz yerimizde oturalım. Ve zanentum zannessehu, çok kötü bir düşünceye kapıldınız. Ve kümtüm kavmen buğra, böylece siz helak olmayı hak eden bir topluluk oldunuz. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi, kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa, fe inna a'tedina lil kafirine sa'ira, biz kafirler için çılgın bir ateş, alev alev yanan bir ateş hazırladık. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin de mülkü, saltanatı, yerin de saltanatı Allah'a aittir, Allah'ındır. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah'ın azimuşşan gafurdur, rahimdir. Günahları affeder ve çok acıyı merhamet eder. Şimdi devam ediyoruz. Neye? Şu Hudeybiye için ve Hudeybiye yoluna, yani Efendimizle birlikte Mekke yoluna çıkmayan, geride kalan o insanların mazeretlerini dinlendirmeye devam ediyor ayet-i kerime. Seyekûlül muhallafûne. O yola çıkmayanlar diyecekler ki اِذَنْ طَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ. Siz ganimet bölüşmek için gittiğinizde. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hayber
fethine çıktı. Hudeybiye anlaşmasından sonra Hayber'de münafıklar var, biliyorsunuz. Münafıklar Medine'de rahat durulmadılar, sürüldüler Hayber'e. Hayber'de de rahat durmuyorlar. Ne yapıyor? Fitne çıkartıyorlar. Müslümanların arasına fitne sokuyorlar, gidiyorlar. Mekkeli müşriklerle, etrafındakilerle görüşüyorlar. Onları Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar. Orada da rahat durmayınca Efendimiz bir orduyla birlikte Hayber'in üzerine yürüdü. Hayber fethi meşhurdur. Hayber kalalarıyla ünlü bir yerdir. Ve orada muhasara altında bir ay kadar muhasara sürmüş. Ondan sonra Allah-u Azimuşşan fethi müyesser kılmış. Efendimiz Hazreti Ali'ye sancak verip onu görevlendirerek kaleye giriş sağlanmıştır. Ama Hayber dediğiniz yer çok zengin bir yer. Yani halkı çok zengin. Hem mal bakımından zengin, hem tarla bahçe bakımından zengin. Hayber fethi gerçekleşince ve Hayber'de bulunanlara da gereken ceza verilince malları ganimet olarak Müslümanlara kaldı. Efendimiz de bu malları Müslümanlar arasında taksim etmeye başladı. Yalnız Hayber fethine çıkarken Efendimizin talimatı çok dikkat çekicidir. Bunu bir tarafa yazın. Efendimiz diyor ki, geçen sene bizimle birlikte yola çıkan, Mekke'ye, ömre için yola çıkanlar gelsin, onun dışındakiler katılmasın diyor. Onun dışındakiler katılmayacak. Niçin? Hayber'de fetih müyesser olursa müthiş bir ganimet var. Öbür tarafta ölümden korktuğu için evinde oturanlar buraya koşarak gelir. Ganimet var ya, gelir. Katılmayacak diyor. Ve Efendimiz hakikaten o yiğitlerle birlikte gidiyor. Hayber fethi müyesser olunca ganimet dağıtılmaya başlıyor. Şimdi bakın geride kalanlar. Diyorlar ki لِتَأْخُذُوهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ O ganimeti almaya giden Müslümanlara diyorlar ki, ya izin verin, biz de sizinle birlikte gelelim. Biz de gelelim ganimetten, biraz bir şeyler alalım diyorlar. Niçin ganimet var mı? İnsanın fıtratında vardır yani bu. Yattığı yerden bir şeyler elde etme, insan fıtratında vardır. يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Allah-u Azimüşşan'ın emrini değiştirmek istiyorlar. قُلْ Habibim'deki لَمْ تَتَّبِعُونَا Kesinlikle siz bize katılmayacaksınız. كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْ Çünkü Allah-u Azimüşşan daha önce böyle buyurmuştu. Allah'ın emriyle hareket edilmiş anlaşılan Hayber'e çıkarken şunları alacaksın emriyle hareket edildiği için Efendimiz diyor ki Allah'ın emri budur, siz bize katılmayacaksınız. كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا Onlar aslında sizi kıskandıklarını, yani diyecekler ki onlar, o geride kalan münafıklar, بَلْ تَحْسُدُونَنَا Siz bizi kıskanıyorsunuz, onun için bizi yanınıza almıyorsunuz diyecekler. Çocukça bir tavır. Niçin ganimet almaya gelmiyoruz? Bizi kıskanıyorsunuz onun için. بَلْكَانُوا لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا Gerçekte onların pek kıt bir anlayışı vardır. Anlayışları kıt. Anlayışları. قُلْ حَبِيبِمْدَكِ لِلْمُخَلَّف۪ينَ O geride kalanlara şöyle söyle. مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَمْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَد۪يدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَمْ يُسْلِمُونَ Sizin önünüzde bir hakkınız daha var şimdi. Çok yakında güçlü ve savaşçı bir orduyla karşılaşmak üzere cihada çağrılacaksınız. Çağrılacaksınız cihada. Onlarla o zaman işte savaşacaksınız. Onları teslim alıncaya kadar. Böyle bir şansınız daha var şimdi. Bakalım o zaman ne yapacaksınız. فَاِنْ تُطِيَعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا Eğer o zaman Allah'ın emrine itaat ederseniz Allah-u Azimuşşan size çok güzel mükafat verecektir. وَاِنْ تَتَوَلَّوْا
كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ. Daha önce sözünüzden döndüğünüz gibi, yani Efendimizle Mekke yoluna çıkmaktan geri kaldığınız gibi. Burada da dönerseniz sözünüzden يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا. Allah-u Azimuşşan bu defa sizi acı bir azapla cezalandıracaktır, haberiniz olsun. Önünüzde bir hak daha var yani. İşte bunlar Bizanslarla ya da Romalılarla yapılmış olan savaşa, yapılacak daha sonra yapılacak olan savaşa işarettir denilmiştir. Şimdi peki savaşa katılmama mazereti var mı? Kimler savaşa katılamazlar? Var mı böyle bir mazeret? Yoksa toptan herkes savaşa çıkacak? Hayır, mazeretli olanlar katılmayabilir. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْمَجَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيَةِ حَرَجٌ. Yani körse bir insan savaşa katılmayabilir. Topalsa bir insan savaşa katılmayabilir. Hastaysa bir insan, yani yatağında yatıyor, savaşa katılmayabilir. Mecbur değil savaşa katılmaya. Ama mazeretler bunlar yani. Efendim evimdi, bahçemdi, o değil yani mazeret olamaz. Mazeret olur. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse altlarından ırmaklar akan cennetlere gireceklerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُ عَذَابًا اَلِيمًا. Kim sözünden dönerse Allah-u Azimuşşan ona çok elim bir azapla azap edecektir. Şimdi tekrar Hudeybiye mekanına dönüyor ayetler. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ. Allah-u Azimuşşan müminlerin gelip de o ağacın altında sana söz vermelerinden çok hoşnut oldu. Müminler sıraya girdiler, teker teker gelip elini eline koyup sana canımız ruhumuz senin yolunda fedadır dediler ya, Allah bu tablodan, bu hal, bu durumdan çok razı oldu, çok memnun oldu. Radıyallahu, Allah çok memnun oldu. Onun için de Bey'atul Rıdvan derler buna. Allah'ın razı olduğu bir sözleşmedir bu, bey'attır. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah-u Azimuşşan onların kalplerindekilerini çok iyi biliyordu. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ. Allah onların üzerine bir huzur, bir rahatlık indirdi. İçleri içlerine sığmıyor, kabına sığmıyorlar. Bir dakika üstüne üstlük Hazreti Osman'ın ölüm haberi gelince zaten çileden çıkmış vaziyetteler ama başlarında Peygamberimiz var. Onun sözünden de çıkamıyorlar. Allah-u Azimuşşan onlara bir rahatlık indirdi. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا. Ve onları çok yakın bir zamandaki bir fetihle mükafatlandıracaktır Allah. Nedir o? Biraz önce söylediğimiz gibi Hayber fetih. Çok büyük bir fetihtir. وَمَغَانِمَ كَف۪يرَةً يَحْفُذُونَهَا. Onların elde edeceği daha çok ganimetler verecektir Allah-u Azimuşşan. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Allah-u Azimuşşan aziz ve hakimdir. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَف۪يرَةً تَأْخُذُونَهَا. Allah-u Azimuşşan size elde edeceğiniz çok ganimetler vaat etti. Çok şeyler alacaksınız daha, çok ganimet elde edeceksiniz daha. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. Fakat ayrıca şunu da söylüyor Allah-u Azimuşşan, müminler için Allah-u Azimuşşan size peşin olarak birazını verdi. Yani peşin olarak Allah-u Azimuşşan'ın verdiği ganimetler Hayber'deki ganimetlerdir. Daha çok ganimet alacaksınız. وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. Sonra Allah-u Azimuşşan'ın bir başka güzelliği, nimeti de sizin üzerinizde. İnsanların elini sizin üzerinizden çekti. Şu demektir bu. Hudeybiye şartlarından birisi 10 yıl karşılıklı olarak birbirlerine saldırmazlık anlaşması yaptılar. Ne Medine'de Müslümanlar gelip Mekke'ye saldıracak, ne de Mekke'li müşrikler gelip Medine'deki Müslümanlara saldıracak. Anlaşma yaptılar. Saldırmazlık anlaşması. İşte Allah-u Azimuşşan insanların elini sizin üzerinizden çekti demesi budur. O
kadar rahatlık ki. Çünkü Müslümanlar yatıyorlar, kalkıyorlar. Mekke müşrikleri ne zaman saldırır bilemiyorlar. Devamlı bir korku var. Şimdi bu Musalaha'yla, anlaşmayla birlikte ondan da kurtuluyor. Bu kurtuluş sayesindedir ki, yani bu güvenlik sayesindedir ki, bundan sonra artık Efendimiz başta olmak üzere bütün Müslümanlar civar kabilelere İslam'ı yaymaya başladılar. Allah çok önemli bir faaliyettir bu yani. Hudeybiye anlaşmasından sonra bir okuyun, inceleyin. Efendimizin etraftaki ülke krallarına mektuplar yazması, etraftaki kabilelere Ashab-ı Suffa'da yetiştirmiş olduğu talebelerini gönderip Allah'ın ayetlerini tebliğ etmesi hem bu dönemde olmuştur. Rahatlık dönemi çünkü. وَلِتَكُونَ اَيَةً لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا. Ayrıca Allah-u Azimuşşan müminler için Allah ve Resulünün desteğine bir işaret olsun diye bunları yapmış ve sizi doğru yola, sırat-ı müstakime ulaştırmıştır. Ve uhra, bundan başkası da var. Bundan artısı da var. لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا. Daha henüz sizin gücünüzü yetmediği şeyler. Ama kad ahata Allahu biha, Allahu azimuşşan onları planlamıştır. Daha nice nimetler verecek. Daha şu anda sizin gücünüz yetmez. Ama Allah onları planlamıştır. Bu ayeti de Mekke fethini işaret ediyorlar. Mekke fethini düşünebilir mi o zamanki Müslüman, o andaki Müslüman? Mümkün değil. Yani günün birinde Mekke'yi fethedeceğiz. Bütün müşriklerden temizleyeceğiz Mekke'yi. Planla, düşüncede bile olmayabilir. Allah onu söylüyor. Ve kâne Allahu alâ kulli şeyin kadîr. Allah razı olsun. Her şey kadirdir. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَغَلَّبُوا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ha, o kafirler anlaşma yapmayıp da o Hudeybiye'de gelip size saldıracak ve sizinle savaşacak olsalardı bile, öyle bir niyetle gelseydiler, saldırsaydılar bile, inan ki arkalarına dönüp kaçarlardı. Yani yine güç yetiremezlerdi sizi mağlup etmeye. Arkalarına dönüp kaçarlardı. Ondan sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazlardı. Bunun tahlilleri çok uzun. Burada tahliller var tabii yani. Onlar da çok uzun. Mesela bir tanesini çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Eğer o günkü müşrikler ihramlı, kurbanlık hayvanlarına da getirmiş bir topluluğa saldırmış olsaydılar, prestijleri o kadar sarsılırdı ki Arap devletleri arasında. Niçin sarsılırdı? Çünkü Araplar arasında çok önemli bir konudur. Bir kişi ihramlıysa, hele hele kurbanlıklarını da getirmiş, niyeti belli yani, o hacca gelmiş, ömreye gelmiş ise ona saldırmak çok büyük bir edepsizliktir, rezilliktir, kepazeliktir. Prestij sarsılması da olurdu yani. İçinde sallanmadılar. Sünnetallahilleti yakhalet min kabr. Bu işte bu durum Allah-u Azimuşşan'ın önceden beri kanunudur. Ve len tebdile sünnetillahi tebdile. Allah'ın kanununda asla değişiklik bulamazsın. Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum. O Allah-u Azimuşşan'dır ki onların elini sizin üzerinizden çekti. Yani onlar size saldırmayacaklar artık. Ve eydiyeküm anhum. Sizin ellerinizi de onların üzerinden çekti. Bi batni Mekke'te min ba'di en hafarakum aleyhim. Mekke'nin tam ortasında size karşı muzaffer kıldıktan sonra, onları size karşı muzaffer yani üstün kıldıktan sonra ellerinizi birbirinizden çekti. Şimdi burada anlatılmak isteyen bir şey var. Onu zikredersek ayet daha iyi anlaşılır. Şimdi Müslümanlar gelip Hudeybiye'ye konuşlanınca, Hudeybiye'de durunca Mekke müşriklerinden 80 kişilik böyle eli silahlı atlı
bir grup hazırlandı. Gece ya da sabaha doğru Müslümanlara saldıracaklar diye. Onlar işte Tenim denilen yerden sabahın erken vakitlerinde gelirken Müslümanlar bunları fark ettiler. Çepeçevre bunları kuşattılar esnada. Efendimizin yanına da getirdiler bunları. Efendimiz de salın gitsin, affettim bunları, hiçbir şey yapmıyorum, cezalandırmıyorum dedi, bıraktı. Şimdi Allah-u Azimüşşan bu ayette onu söylüyor işte. Mekke'nin ortasında sizlere saldıracaktı bunlar. Ama Allah-u Azimüşşan müsaade etmedi. Onların emri sizin, sizin emrisi onların üzerinden çekti. Ve kâle Allah-u mâ te'amelûne basîrâ. Allah-u Azimüşşan yaptıklarınızı görüyor. Kuvvetle هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُوَ مَحِلَّ Onlar inkar eden kişilerdir. Ve sizi mescidi haramdan alıkoyan kişilerdir. Bak Kabe'ye sokmuyorlar sizi. Aynı zamanda yolun üzerinde bekletilen kurbanlıklarınızı da Mekke'ye kurban kesilecek yere sokmayan, alıkoyan insanlardır bunlar. Bunlar engelleyici insanlar yani, engelliyorlar sizi. وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِهِ Çok önemli bir şey var burada. Allah-u Azimüşşan buyuruyor ki, eğer Mekke'de henüz tanımadığınız mümin erkekler, mümin kadınlar olmasaydı, yani müminler, Müslüman olmuş insanlar var Mekke'de. Müslüman, İslam'ı açıklayamıyorlar. Yani ailelerin baskısından dolayı açıklayamayan Müslümanlar, gizli olarak Müslümanlar var, gizli Müslümanlar. Şimdi eğer Efendimiz sahabilerle birlikte saldırın Mekke'ye denilseydi, saldırsaydılar, belki de o Müslümanları da bilmeyerek kılıçtan geçirecekler. Müslüman halbuki. Ama bilmiyor da Müslüman olduklarını, gizli Müslüman oldukları için kılıçtan geçireceklerdi. Allah diyor ki, işte o Mekke'de gizli Müslüman kadınlar, erkekler bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezerek vicdan azabınıza uğrama ihtimaliniz olmasaydı, Allah size savaş iznini verirdi. Girerdiniz, savaşırdınız. لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَعُ Allah-u Azimüşşan dilediğini rahmete eriştirmek için onların elini sizin üzerinizden çektirdi, savaşmadınız. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Eğer onlar birbirinden ayırt edilseydi, kafir olanlar için acı bir azaba uğratırdık onları. Ama gizli Müslümanlar olduğu için ve siz onları ayırt edemeyeceğiniz için bu burada kaldı. Savaş izni verilmedi. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ İnkar edenler, kafirler, cahiliyet tasumundan ibaret olan o kin ve kibri kalplerinde taşıyorlar. Cehalet tasum, inanma, kibir, kin, hepsi birlikte. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Allah Azimüşşan peygamberine de müminlere de güven ve huzur ortamı indirdi. وألزمهم كلمة التقوى ve onları takva sözüne tutunmalarını nasip etti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın dışına çıkartacak bir hareket yapmaktan onları men etti. Ve kâlu mehakkı bihâ ve ahlâ. Zaten onlar bu söze en layık ve en ehil kullardır. Ve kâlu Allah'u bi kulli şeyin alîmâ. Allah'u azimüşşan her şeyi biliyor. Şimdi geldik işin başına. Hudeybiye'deki biatı falan anlattı Allah'u azimüşşan ama tekrar başa dönmemiz lazım. Ben kısaca size bahsettiğim Efendimizin rüyası meselesi var ya, Efendimiz bir rüya görmüştü, rüya üzerine çıkmıştı yola demiştim ya,
Şimdi o rüyaya geldik. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Allah'ın azimuşşan, Resulünün rüyasını gerçekleştirdi. Rüya gerçek oldu. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Rüyanın yorumuşudur. Efendimizin gördüğü rüya şu, kendisi anlatmıştır bize rüyada. Ben ihramları bürünmüş develerle birlikte yola çıkmış, Kabe'ye gittiğimi gördüm. Kabe'ye ulaştık, tavafımızı yapıp ömrümüzü bitirdikten sonra saçlarımızı da tıraş ettik, çıktık. Böyle bir rüya gördüm, haydi buyurun gidiyoruz demişti. Allah-u Azimuşşan da diyor ki o rüya gerçekleştirildi. Şimdi ben söz veriyorum size diyor, gireceksiniz yani. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ inşallah. İnşallah Mescid-i Haram'a kesin gireceksiniz. Kesin gireceksiniz. Bu ayetler ne zaman iniyor? Hudeybiye'den dönerken. Yahu bizi engellediler, biz nasıl gireceğiz? Engellediler adamlar bizi. Gireceksiniz. Hem de nasıl gireceksiniz? Aminine. Emniyet içinde. Hiçbir taraftan saldırı korkunuz yok. مُحَلَّقِينَ رُّوسَكُمْ وَمُقَسِّرِينَ Başlarınızı tamamen kazıtmış ya da başlarınızı tıraş etmiş, saçınızı üzerinden kısaltmış olarak gireceksiniz. Hem de la tehafın korkmayacaksınız. Böyle bir girişte gireceksiniz. Ve girmişler mi? Evet. Bir sene sonra tarihe, siyer kitaplarına Ümretül Kada denilen, kaza ümresi denilen bir ömre için girdiler. Hakikaten anlaşma tarihinde bir sene sonra Efendimiz müminlerle birlikte Medine'den çıktı, ihramlarla birlikte telbiyelerle geldi. Mekke müşrikleri 3 günlüğüne şehri boşalttılar, şehrin etrafındaki tepelerde konakladılar. Şehir tamamen Müslümanlara kaldı. Bir yerden saldırı vardır korkusu da yok. Rahatça Efendimiz önde, onlar arkada. Kabe'yi tavaf ettiler, tavaf namazlarını kıldılar. Safa Merve arasında sahillerini yaptılar, saçlarını tıraş ettiler. Efendim 3 gün boyunca da ibadetlerine devam ettiler. 3 gün sonra tekrar memleketleri Medine'ye Münevvere'ye döndüler. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا Allah-u Azimuşşan sizin bilmediğiniz şeyleri biliyor. Hikmet var bu işte diyoruz yani. Onun için size Mescid-i Haram'a girmeden önce yakında gerçekleşecek bir fetih daha nasip etti. Yani 2. sene Ömretül Kada'ya gitmeden önce bir fetih var arada diyor. Allah onu size nasip etti. Hayber fetih işte. Huvallezî arsele rasûlehu bil hudâ. O Allah-u Azimuşşan'dır ki Resulünü hidayetle gönderdi. Ve dinil hakkı ve hak dinle gönderdi. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere üstün kılmak için gönderdi. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Şehit olarak, şahit olarak Allah-u Azimuşşan yeter. Muhammedun Resulullah açık bir uyarı ve ilandır. İlan, Allah'tan ilan. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammed suresinde geçti. Fa'lem ennehu la ilahe illallah geçti Muhammed suresinde geçen derste. Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidin 2. bölümde burada geçiyor. Fetih suresi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah aynı zamanda bir ayettir yani. Vellezine ma'ahu Efendimiz tek değil ama etrafındaki sahabiler de var. Sahabi efendilerimize bak şimdi ne övgüler gelecek. O zaman sahabi deyip geçmeyin. Sahabileri dilinize sakın ha kötü manada dolamayın. Sahabi deyince orada durun. Saygıyla eğin. Radıyallahu anh deyin. Allah onlardan razı olsun. Eşiddâ'u alel kiffâf. Onların bir özelliği kafirlere karşı gayet sert ve tavizsiz. Kafirlere karşı sert ve tavizsiz. Ruhamâ bu beynehum ama aralarında onları bir görme.
birbirlerine karşı nasıl böyle merhametli, nasıl alçak gönüllü, nasıl sevecen, müminler kendi aralarında sevecen, kafirlere karşı sert ve tavizsiz. Terahum rukkan succede. Onları görürsün, devamlı böyle rükû ve secde halindeler, devamlı ibadetle meşguller. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا. Allah-u Azimuşşan'dan fazilet ve Allah'ın rızasını istiyorlar. Onun için uğraşıyorlar. Allah rızası için hayatlarında her adımını atıyorlar. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ. Onların yüzlerinde secde izleri vardır. Onu da görürsün. Yüzlerinde secde izleri vardır. Secde izi nedir? Nurdur. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu yerdir. Efendimiz diyor ki o zaman Allah'a yakın olmak istiyorsanız secdenizi uzatın, uzatın. Bir de bunun, bu nurun, bir de ahiretteki yansıması var. Ahiret hayatında da secde ettiğimiz yerler inşallah pırıl pırıl parlayacak. Abdest aldığımız azalar pırıl pırıl parlayacak. Oradan Efendimiz bizi tanıyacak, ümmetini tanıyacak. ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ. İşte bu anlattığımız Tevrat'ta geçen özellikleridir. Tevrat'ta bu özellikleri geçiyor müminlerin. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ. İncil'de geçen özellikleri de şudur. Şöyle anlatılıyor İncil'de Efendimizin eshabı. Efendimizin eshabı İncil'de anlatılıyormuş bak. Efendimizden bahsediliyor. Efendimizin arkadaşlarından bile bahsediliyormuş İncil'de. Nasıl bahsediliyormuş? كَزَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Onlar şöyle anlatılıyor. Filiz vermiş, gitgide de filizi güçlenmiş. İlk önce ufacık, incecik bir dalken güçlenmiş. Nihayet gövdesi üzerine dikilmiş koca bir çınar, koca bir ağaç olmuş bir ekine benzer. Filizden yavaş yavaş gövdesi güçlenerek adeta bir çınar haline gelmiş. Bir ekine benzer. Neyi bahsediyor? Efendimiz yola çıkarken tek kişiydi. Sonra Hazreti Hatice vardı, biz eklendi. Sonra Hazreti Ebubekir eklendi. Böyle yavaş 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 Efendimiz veda hutbesinde 120 bin sahabiye hutbe irad etti, konuşma yaptı. Şimdi 1,5 milyar oldu o Müslümanlar. Böyle. Şimdi böyle olunca o ekinciler, üreticiler pek de hoşlarına gitti. Buradaki üretici kimdir? Ya Allah'tır, ya Resulullah'tır. İkisi de olabilir. Allah'ın hoşuna gidiyor, Resulullah'ın hoşuna gidiyor görünce. Ya bir kişiyle, iki kişiyle çıktım bu yola. Elhamdülillah, Allah lütfetti. Şimdi eshabım neredeyse birbirini çiğneyecek beni görmek için, beni ziyaret etmek için. Hoşuna gidiyor. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah-u Azimuşşan onlardan iman edip amel-i salih işleyenlere mağfiret, günahların affı ve çok büyük mükafatları vaat etmiştir. Vaadini yerine getirecektir Rabbim. Fetih Suresi bitti. Bundan sonraki sure Hucurat Suresi. 49. sure, iniş sırasına göre 105. sure, Medine-i Münevvere'de nazil olmuş bir suredir. 18 ayet, kısa çok uzun bir sure değil ama gelin görün ki kadar önemli görgü kurallarını içerir ki bu sure. Hucurat suresi, döne döne okunması gereken bir suredir, not alın. Hucurat suresi, döne döne okunması gereken görgü kurallarını işleyen bir sure. Böyle 15 dakikalık, 20 dakikalık bir derste işlenecek bir sure değil. Ama bizim dersimizin icabı işleyip geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün hükmünün önüne geçmeyin.
onların vermiş olduğu hükmün üzerine ben de böyle düşünüyorum. Bu da böyle olmalı deyip hüküm koymayın. Bir işte Allah hüküm vermişse, Resulullah bir hüküm bildirmişse mümine gereken nedir? Kalbinde en ufak bir şüphe duymadan, itiraz şüphesi hissetmeden ona uymaktır. Şimdi Müslümanlar ne hale geldi biliyorsunuz. Canım onlar eskidenmiş. Şimdi devir değişti. Hala bu Kur'an'ın ayetleri, hala bu şu yasak, hala bu haram diyen Müslümanlar türedi şimdi. Allah'ın belirttiği bir hükmü beğenmeyerek onu tadil ediyormuş gibi, haşa, düzeltiyormuş gibi hüküm koyan, konuşan, laf söyleyen insanlar, Müslümanlar türedi yani şu an. Vettekullah, Allah'tan sakının. İnnallâhe semî'un alîm. Allah'u azimşen. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ya eyyühellezîne âmenu, ey iman edenler. La terfa'u asvâtekum fevka savtin nebi. Sesiniz Efendimizin, Peygamberin sesinden fazla çıkmasın. Sesiniz Peygamberin sesinden fazla çıkmasın. Efendimiz zamanında bunun anlatımı şöyle anlaşılıyor. Efendimizin huzurunda yüksek sesle konuşmayın. Efendimiz var orada. Adabınızı, edebinizi takının, alçak sesle konuşun. Böyle anlaşılıyordu. Nitekim bu ayet indikten sonra sahabiler arasında müthiş değişimler oldu. Mesela Hazreti Ömer ki biliyorsunuz, yürü yarı güçlü kuvvetli, fiziki kadar sesinin de böyle tonunun sert çıktığı, net çıktığı bir insandır. Hazreti Ömer bu ayet indikten sonra Efendimizle konuşurken kısık kısık konuşmaya başladı. Efendimiz hatta çoğu zaman ya Ömer anlamadım ne diyorsun bir daha tekrarla derdi. Böyle Sabit İbni Kays adındaki sahabi, o da böyle gür sesli bir sahabiymiş. Bu ayet indikten sonra bir daha mescide uğramamış. Birkaç gün tabii Sabit'i görmeyince Efendimiz diyor ki ya Sabit nerede? Diyorlar ki ya Resulallah Sabit bu ayet indikten sonra kendine dert edindi. Dert etti kendine. Dedi ki ya ben sesim gür. Yaratılışım böyle. Efendimizin yanında bu gür sesle konuşan, konuşulan ayet herhalde benim için inmiştir. Ben yandım, perişan oldum. Bari bir daha Efendimizin huzuruna gitmeyeyim de amellerim zayi olmasın dedi. Efendimiz bunu duyunca dedi ki ona haber gönderin. Sabit cennetliktir. O cennetliktir. Ona göre değil bu ayet. Onu anlatmıyor yani bu ayet. Şimdi Efendimiz zamanında bu ayeti böyle anlat. Şimdi nasıl anlayacağınız bu ayeti? Efendimizin sesinden yüksek çıkmasın sesiniz. Nasıl anlaşılacak? Efendimiz aleyhisselam bir konuda bir hüküm, bir görüş bildirmişse farz, vacip, sünnet, hatta sünnet bildirmişse artık siz de benim de görüşüm bu, bana göre de böyle olması lazım. Yok canım bu da olur mu? Demeyin. Onun vermiş olduğu, bildirmiş olduğu görüş üzerine görüş beyan etmeyin. Siz neyinize güveniyorsunuz? Neyimize güveniyoruz yani biz? O Allah'ın vahyiyle teyit edilmiş, sağlamlaştırılmış. Her an Cebrail'le birlikte. Ben neyime güveniyorum bir görüş bildirirken? Aklıma. Akıl yarı yolda kalıp bırakır insan. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَبْرِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ Birbirinizle konuşur gibi onunla konuşmayın. Birbirine hani arkadaşlar, asker arkadaşları, iş arkadaşları birbirine nasıl laubali konuşuyor? Öyle konuşmayın. Saygınızı takının. Böyle yaparsanız eğer اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ Hiç anlamazsınız. Yaptığınız bütün amelleriniz boşa gider. Sesli konuşursunuz, Efendimiz'e saygıyı elden bırakırsanız hiç anlamazsınız. Amelleriniz hepsi boşa gider. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَبُقُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَعَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى Allah-u Azimuşşan'ın Resulünün yanında, Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, sessiz konuşanlara,
edebini takınanlara gelince, işte onlar kalplerini Allah'ın takvaya eriştirmiş oldukları samimi insanlardır. Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler, onlar samimi insanlardır. Bu insanlar lehum mağfiratun ve ecrun azim. Onlara mükafatlanma, onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Hucurat suresine adını veren ayet bu ayettir. Hucurat odalar demek, odalar. Efendimiz Aleyhisselam'ın evi, Efendimizin hanımlarına ait odalar, Hazreti Ayşe Validemize ait oda farklı, Hazreti Hafsa Validemize ait, Ümmü Seleme'ye ait odalar farklıydı, odalar. Bu ayeti, kerimenin iniş sebebini söyleyelim, daha iyi anlayın. Efendimiz öğlen vakti istirahat ediyor. Arkadaşlar, Arap ülkelerinde, yani sıcak ülkelerde diyelim, öğlen sıcağın çok fazla olduğu, çok şiddetli olduğu zamanlarda genel olarak evden dışarıya kimse çıkmaz. Evde istirahat eder, serinde istirahat eder. İkindiden sonra serinlik çökünce çıkar, işine, gücüne bakar. Bu adettir yani. Hala böyle de devam ediyor. Efendimiz böyle bir öğlen sonrası evde uyur istirahat ederken oradan 70 kişilik bir grupla birlikte Uyeyne bin Hısım ile Akra bin Habis adındaki iki şahıs geliyorlar mescide. Efendimizle görüşecekler, bu 70 kişilik bir grubu görüştürecekler Efendimizle. İstirahat saati. Ne yapılması gerekir? Orada oturursun, beklersin. Efendimiz ne zaman çıkarsa selamünaleyküm dersin, görüşürüz. Geliyorlar kapıya, başlıyorlar kapıdan seslenmeye. Ya Muhammed! Hadi çık dışarı, bekliyoruz seni burada, çık! Aleyhisselatü vesselam. Aynı olay böyle oldu. Allah Azimüşşan'da şimdi bir görgü kuralını hatırlatıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِنَ اُجَرَاتِ اَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ O evin dışından sana seslenenler var ya, onların çoğu yaptıkları kabalığın farkında bile değiller. Kabalık yapmışlardır, farkında bile değiller. Peki nasıl olacak? وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا Eğer onlar otursaydılar, bekleseydiler, sabretseydiler, sen çıkana kadar sabretseydiler, daha iyi olurdu, daha hayırlı olurdu. Vallahu gafurur rahim. Bununla birlikte Allah azimüşşan yine gafurur rahimdir. Onları yine affeder yani. Şimdi bu aslında bir görgü kuralıdır. Efendimiz de sınırlı da değildir bu kural, biliyor musun? Yani hepimizle alakalı bir kuraldır. Yani zamanlı zamansız geliyorsun, hocanın kapısını çalıyorsun. Yani hoca diyor, çünkü bizim başımıza çok geliyor da biliyorum. Zamanlı, zamansız istirahat saati olur vesaire, ev hali olur, çalıyorsun ve ısrarla gitmiyorsun, üç kere çal, dön. İsrarla da gitmiyorsun, çalıyorsun, niçin benim işim görülsün diren yani. Ama içeridekinin işi ya da istirahatı ne olacak? Çok acil durumlar olur, farklı. Bu bir gönlü kuralıdır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَيْنْ فَتَبَيَّنُوا Ey inananlar! Bir fasık size bir haber getirdiği zaman, bir haber ilettiği zaman araştırın. Araştırın ki اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِم۪ينَ Yoksa bilmeyerek kalkarsınız, insanları incitirsiniz, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz. Bir fasık haber getirdi. O haberle birlikte gittim bir başkasının kalbini kırdım, zarar verdim. Sonra da öyle değilmiş, ortaya çıkınca pişman oldum, kaldım. Bunu da yapmayın diyor. İşte size bir önemli kural daha. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Biliniz ki Resulullah daha sizin aranızda duruyor. Aranızda yaşıyor. Ne oluyorsunuz ya? Öğreneceğinizi Resulullah'tan öğrenin yani. Aranızda duruyor. Şimdi aramızda duruyor Resulullah. Evet, şu anda da aramızdadır Resulullah Aleyhisselam. Nasıl?
getirdiği Kur'an-ı Kerim'le, tebliğ ettiği dini hükümlerle, hadis-i şerifleriyle, sünnetiyle taptaze ve dipdiri aramızdadır arkadaşlar. Bak, camide namazda safta durmayı bile biz Resulullah'tan öğrendik. Safta omuzlarımızı ve ayaklarımızı kontrol ederken de Resulullah gelmesi lazım aramızda. O cam canlı aramızda yaşıyor yani. لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ Eğer Allah'ın Resulü sizin isteğinize göre hareket etmiş olsaydı, size buysaydı, inan ki sıkıntıya düşerdiniz. Bir fasık haber getirdi. O fasığın haberine göre Efendimiz o kabileye bir savaş ilan etmiş olsaydı, sıkıntı. Yanlış haber getirdi çünkü. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Fakat Allah-u Azimuşşan imanı size sevdirdi. Severek Müslüman oldunuz, imanı seviyorsunuz. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Kalbinizde onu öyle bir süsledi ki, kalbinizde taşıyorsunuz o imanı. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانِ Aynı zamanda size hem küfrü, hem günahı, hem isyanı da sevdirmedi. Nefret ettirdi. Küfürden nefret ediyorsun. İsyandan nefret ediyorsun. Bu Allah-u Azimuşşan'ın nimetidir. اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ İşte bu şekilde davrananlar doğru yolda olanlardır. فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَ Bu Allah-u Azimuşşan tarafından bir lütuftur, bir nimettir. İman bir lütuf. Eğer inkarı sevmiyorsan, kafirliği sevmiyorsan, efendim Allah'ın yasaklamış olduğu içki, kumar, zina, hırsızlık sevmiyorsan bunları, nefret ediyorsan Allah'ın bir ikramıdır bu sana, öyle bil yani. Vallahu aleyhi hakim, Allah-u Azimuşşan her şeyi bilir ve her şeyi hikmetle yapar. Ve in taifetani minel mu'minina iktetelu fe aslihu beynehuma. Eğer iki mümin, Müslüman toplum birbirleriyle savaşırlarsa, iki tarafta la ilahe illallah diyor, birbirleriyle savaşıyor. Tarihte çok olmuş bu olay. Efendimiz'den hemen sonra başlayan, Cemal vakası, Sıfın vakasından alın da, efendim, ta günümüze kadar getirin, İran-İrak savaşı 8 yıl devam etti. Şu anda hala devam eden Suriye'deki iç karışıklık. Birbirlerini öldürüyorlar, kardeş bunlar. Böyle durumlar. Eğer böyle iki Müslüman birbirleriyle savaştıysalar, aralarını bulun. فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Aralarını bulun, ıslah edin. Hemen barış yaptırın aralarında. Çünkü belli ki onlar şeytana ve nefislerine vurmuşlardır. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَف۪يهِ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ Siz aralarını bulmak için uğraşırken onlardan bir taraf diğerine haksızlık ederse, yani diğerine saldırmaya devam eder. Ya bu gelin şu masanın etrafında oturun, bir anlaşın diyorsun, öbürsü hala öbür tarafa savaş ilan ediyor, saldırıyor ise o takdirde bu saldırgan cezasını bulana kadar ya da saldırıdan vazgeçene kadar onunla savaşır bu sefer. Onunla, toplum olarak, İslam toplum olarak onunla savaşın ki bu durumunu, yanlış durumunu bir düzelsin, bir dursun bakalım. فَاِنْ فَاَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا Eğer dönerlerse, yani bu işten vazgeçerlerse, siz de adaletle aralarını bulun. Adaletle aralığını bulun ve daima adaletten yana olun. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُسَدِّينَ Zira Allah-u Azimuşşan adaletle davrananları sever. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler kardeştir. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını bulun, düzeltin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan sakının ki لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ O zaman acınırsınız, merhamet edilirsiniz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَسْمَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ Ey iman edenler! Bir
Grup diğer bir grubu alaya almasın, alay etmesin. İnsanlar birbirleriyle alay etmesinler, bıraksınlar. Alay etmek hiç hoş bir şey değil. Zira asa en yekunu hayran minhum. Belki de bu grubun karşı grupla dalga geçtiği, alay ettiği o taraf bunlardan daha hayırlı da olabilir. Senin alay ettiğin kişi senden daha kıymetli, daha değerlidir Allah katında. Bir hareketinden, bir sözünden, konuşmasından, lehçesinden, giyinişinden, kültüründen alay ediyorsun. Yanlış. Yapmayın. Sonra وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Şimdi toplumları söyledik, özellikle bile kadınların üzerinde durdu bunun hikmeti var. Kadınlarda da bu hastalık var demek. Birbirlerini pek beğenmezler. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Birbirlerine burun kıvırmasınlar. عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ Belki de alay ettikleri hanım kendilerinden daha hayırlı olabilir. Daha değerli olabilir, daha kıymetli kul olabilir Allah katında. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinize kötü lakaplar da takmayın. Kötü lakaplar takmayın. Lakap takmak caiz mi değil mi? Takılan lakaba göre değişir. Bir insana yakışıklım, güler yüzlüm, tatlı dillim, bunlar birer lakaptır. Ama güzel lakaptır, takabiliriz. Hiçbir mahsur yok. Ama karşı tarafı incitecek, sinirlendirecek, onu aşağılayacak lakaplar. Bodur, şişko, kel, bilmem ne gibi lakaplar haramdır, takılmaz. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötü şeydir. Bir müminsin sen, sonra gittin fasık oldun. Ne kötü şeydir. Ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Bu tür davranışlardan kim tövbe etmezse eğer, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ne güzel kurallar, gördük kurallar. Devam ediyor. Ya eyyühellezine amenü tenibu kefiran minel zan. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zan. Ya zannederim o doğru dürüst adam değil. Hiç gözüm tutmadı onu. Ne kötülüğünü gördüm, hiçbir şey görmedim de gözüm tutmadı. Tipini beğenmedi. Yürüyüşü hoşuma gitmedi. Gibi şeyler zandır işte. Kaçının diyor Allah. Zandan kaçının. Çünkü inne ba'da zanni ithmun. Öyle zan vardır ki günahtır. Adamda olmayan bir şeyi adamı yaftalıyorsun. Günah işte bu. وَلَا تَجَسَّسُوا Aynı zamanda birbirinizin kusurunu da araştırmayın. Casusluk yapmayın yani. İşte gizli kameralar, peşine adam takmalar. Yapmayın. Ya müminin, Müslümanın ayıbını örtmektir asıl olan. Ortaya çıkarmak değildir yani. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Sonra birbirinizi de gıybet etmeyin, çekiştirmeyin. Gıybet de yasak. Gıybet nasıl ifade ediliyor? Bakın bu ayeti kerimede bir benzetmeyle gıybet ifade ediliyor. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا İster misiniz ölmüş kardeşinizin etini yemeyi? Ölmüş kardeşinizin etini ağzına alıp çiğnemek ister misiniz? فَكَرِهْتُمُ Bak, hoşlanmadınız bundan, bak iğrendiniz değil mi? İşte gıybet de budur. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan sakının. اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Allah'a azimüşşan çokça tövbeleri kabul eden ve merhamet edendir. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Ey insanlar! Biz sizi bir dişi bir erkekten yarattık. Sonra sizi ailelere, kabilelere, milletlere ayırdık. Türk milleti, Arap milleti, Hollanda milleti ayırdık bunları. Niçin ayırdık? Birbirinizi tanıyasınız diye. Yoksa benim milletim üstün, benim milletim üstün ırk diye değil. Irkçılık için değil yani. Ya birbirinizi tanıyasınız.
Şimdi gidiyorsun Mekke, Medine'ye, hac ömre için gidenler. Birkaç gün orada kaldıktan sonra artık insanların yüzlerinden bile aşağı yukarı hangi ülkenin halkı olduğunu anlayabiliyorsun. Bak tanıyorsun. Ha bu İranlar diyorsun. Bu Malezyalılar diyorsun. Bu Bangladeşli diyorsun. Tanınmanız için yaptım diyor Allah bunu. Yoksa birbirinize üstünlük sağlayasınız. Türk milleti, ırk, efendim, üstün ırktır, üstün millettir falan. Bunun için yapmadım diyor. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Ha, üstünlük mü istiyorsunuz? Üstün olan, Allah katında üstün olanınız en takva olanınızdır. Takva yönünden üstünsen üstünsün Allah katında. Onu da sen ben bilmeyiz. Nasıl değerlendireceğiz? Allah katındadır üstünlük. İnne Allah'a alimun habir. Allah azim şen her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Kâletil e'râbu âmenna. Şimdi Medine-i Münevvere'de bir kıtlık olmuş. Medine'nin dışında yaşayan Bedevilerden bir kısmı gelmiş demişler ki ya Resulallah biz de Müslüman olduk. Biz de Müslümanız. Hadi bakalım. Bize de şuradan Müslümanların stoğundan biraz ver demişler. Allah da buyuruyor ki kâletel a'râbu âmennâ. Bedeviler geldiler dediler ki biz de iman ettik. Kullem tu'minu ve lâkin kûlu eslemnâ. Onlara de ki hayır siz iman etmedin. Siz Müslüman olduk deyin. Teslim olduk deyin. Öyle söyleyeyim. Teslim olduk deyin. Niçin? وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Çünkü iman sizin kalbinize yerleşmiş değil. Siz dilinizde söylüyorsunuz. Şimdi imanla İslam arasında bir fark yok mu? Konusu konuşulur. Bu konuda da görüşler de ortaya serdedilir. Çoğunlukla denilen imanla İslam arasında bir fark yoktur. Yani illa bir fark arayanlar için de bu ayeti kerimeden bir açıklama çıkartırlar. Açıklama şudur. İman kalbi bir faaliyettir. İslam tavır faaliyetidir. Yani namazdır, oruçtur, zekattır. Dışa yansıyan, dışa vuran bir durumdur. İman kalpteki kalbi bir faaliyettir. Biz neyiz? Hem müminiz hem Müslümanız. Niçin? Hem inanıyoruz hem de bunu uyguluyoruz. Burada Arap o gelen Bedevilere siz iman ettik demeyin. Çünkü kalbinize iman inmedi. Ya siz teslim olduk deyin. Karşımıza geçersiniz, iki rekat namaz kılarsınız. Biz de dışarıdan ona bakarak deriz ki tamam bu Müslüman deriz. Böyle bir fark var diyorlar. وَاِنْ تُطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah-u Azimuşşan yaptığınız hiçbir şeyi zayi etmez. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah-u Azimuşşan غَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Müminin tarifini yapıyor şimdi. Yukarıda dedi ki, siz müminim demeyin. Peki mümin kimdir ya Rabbi? İşte budur. Bir, Allah'a inanan, Resulüne inanan, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Ondan sonra da bu iman konusunda asla şüpheye düşmeyen, hiçbir şüphesi. Allah hakkında hiç şüphe yok, Resulullah hakkında hiç şüphe yok. Sonra da, şimdi bunlar kalbi iman, Allah'a iman, Peygamber'e iman ve şüphesizlik kalbi bir faaliyet. Sonra, وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hem mallarıyla hem canlarıyla cihat edenler. Bu da fiili bir faaliyet. İşte mümin bu. اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ İşte onlar özü, sözü doğru olanlardır. قُلْ حَب۪يبِمْ De ki, اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Siz dininizi Allah'a mı öğretmeye kalkıyorsunuz? Vallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Göktekileri ve yerdekileri Allah Azze ve Celle biliyorken siz kalkmış dininizi Allah'a mı öğretmeye kalkıyorsunuz? Bu şu demek. Allah Azze ve Celle bir şeyi haram kılmış, bir şeyi de emretmiş. Sen de kalkıp yorum yapıyorsun. Diyorsun ki canım ya 21. asırda faiz haram olur mu yavrum? Faiz artık tamamen alışverişin içine girmişken bu da haram olur mu diyorsun. Veya kalkıyor diyor ki ya o tesettür meselesi o zamanki Arapların
giyim kuşam kültürleriydi. Şimdi yok böyle bir şey. Bırakın insanlar niye güzelliklerini saklasın diye de böyle hıvanızca davranır. Araplar gene aynı şu anda. Gene kapalı. Yani kapalı olan var, açık olan var. Onlar da açığa daşlaştı. Bak, bu yıl birinci yıl. Evet. Veya öyle diyor yani zaten. Arap dini diyor da Allah diyor ki dininizi siz Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah bir konuda hüküm verdikten sonra sen daha ne kim oluyorsun? Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah azimuşşan her şeyi biliyor. Yemunnun aleyke en islamu. Habibim geliyorlar Müslüman oldukları için sana minnet etmeye kalkıyorlar. Bak biz Müslümanız. Bizi gör, gözet diyorlar. Sen Müslüman olmuşsan kendine Müslüman olmuşsun. Ne güzel işte, kendini kurtarmışsın. Beni niye borçlandırıyorsun? Resulullah borçlandırmaya kalkıyor. Halbuki Allah-u Azimuşşan size minnet ediyor. Minnet etmesi gerekiyor. Çünkü ayetin devamını okuyalım. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيْهِ اِسْلَامِكُمْ Onlara de ki Müslümanlığınızı başıma kalkmayın. بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer sadıksanız, doğru yoldaysanız, doğruysanız Allah-u Azimuşşan size iyilik ediyor. Sizi imana kavuşturduğu için size Allah iyilik ediyor. Hani ayet-i kerimede daha önce geçti değil mi? Allah içinizden bir peygamberi seçip size göndermekle size minnet etmiştir, lütufta bulunmuştur. Yoksa sen Müslüman oldun diye Allah'a peygambere lütufta bulunmadın ki. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah-u Azimuşşan göklerin ve yerin sırlarını bilir, gizliliklerini bilir. وَاللّٰهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah-u Azimuşşan bütün yaptıklarınızı da görmektedir. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Fatiha.